Sakarya'da yaşayan 18 yaşındaki Berna Toska'nın Akdeniz Üniversitesi'ni kazandığını babasıyla birlikte öğrendiği sevinç dolu anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi, Yuvacı Sokak'ta anne ve babasıyla birlikte yaşayan 18 yaşındaki Berna Toska, bu sene yükseköğretim kurumları sınavına girdi. Sınav sonuçlarının açıklandığını öğrenen Toska, bilgisayar başına geçerek kazandığı okulu öğrenebilmek için sisteme girmek istedi. Bu esnada iş yerinde olan baba Adem Toska ise kızının heyecanı ve mutluluğunu ortak olabilmek adına eve geldi. Sonuçların açıklandığı siteye giren baba, o anda kızının çektiği sürpriz videodan habersiz şekilde meraklı gözlerle sonuçları bekledi. Baba Adem Toska kızının Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine yerleştirilmeye hak kazandığını görünce kızı Berna Toska ile birlikte mutluluktan adeta havalara uçtu. Tabii kızım masanın köşesine telefonunu koymuş, kamera kaydını da başlatmış ama benim ondan hiçbir şekilde haberim yoktu. Bu olayı bu an yaşandıktan yarım saat sonra öğrendim. Yani şöyle, tercih sonuçları açıklandığında ben evde tek başımaydım. Tek başımayken öğrendim. Bir sürü insan zaten mesaj atıp herkes çok meraklı bir şey merak ederek benim sonucumu bekliyorlardı, haberimi. Tek başımaydım. Ben de dedim ki en azından bu anı bir kayıt altına alayım. Hani aileme izletirim, nasıl tepki verdiğimi görsünler gibisinden düşünüp kayıt altına almaya başladım. Ama siteye bir türlü giriş yapamıyordum zaten. Daha sonra annem babamla konuşmuş, hani kız evde yalnız üzülüyor, hani sınavla ilgili tüm haberleri tek başıma aldım çünkü neredeyse. Bu yüzden de birazcık üzülüyordum evde tek öğrenecek olmama. Böyle söyleyince bunun üzerine babam hemen çıkıp gelmiş, sürpriz oldu bana da. Hani zil çalıyor, bir açtım babam kapıdaydı zaten, şok oldum bayağı. Daha sonra babamla oturduk, ben işte ekran başında baba diyorum, bak ben hani kimliğimin girdim, şifremi de giriyorum, basıyorum ama açılmıyor bir türlü diye hani gösteriyordum babama. Daha sonra bas dedi babam, hani enter'a bas. Tamam dedim, hani bastık, o an ben yine sayfanın hata verip açılmayacağını düşünmüştüm açıkçası. Babam da öyle düşünmüştü aynı şekilde. Hani bir anda ekranda fotoğrafımız çıkınca biz bayağı şaşırdık ve o, aslında baştaki çığlıklarımız o şok çığlığıydı aslında. Daha nereyi kazandığımdan bile haberim yoktu. Sadece çok hazırlıksız yakalandığımız için bayağı şaşırıp çığlık atmıştık. Daha sonra an birazcık hani sakinleştik. Tamam dedik, oturalım bakalım nereyi kazandık. Sonradan Akdeniz Üniversitesi diş hekimliğini kazandığımı öğrendim zaten. Daha sonrasında işte baba dedim, bak ben böyle böyle video çektim diye gösterdim babama aynı şekilde. Babam da çok şaşırdı. Hani şey diyoruz, biz gerçekten o an böyle bir tepki verdik mi? Çünkü o an gerçekten dünyadan soyutlanmışız. Bizi o kadar kaptırmışız ki o ana hiçbir şeyi hatırlamıyoruz. Hani video olmasa o an nasıl tepki verdiğimizi gerçekten hatırlamayacağız. Bu şekilde video oldu. Yani her şey doğal olarak bir anda gelişti. Çok mutluyum ya. Yani o anı bana bugün tekrar yaşa, yani o anı bize anlatır mısınız ya da o anı canlandırır mısınız deseler, inanın bunu canlandıramam herhalde. Çünkü daha sonradan videoyu seyrettiğimde ben bile kendime inanamadım. O tepkiyi nasıl verdiğime ben bile inanamadım. Kızım bu videoyu Twitter'ında paylaşıyor. Bir gün sonraydı yanlış hatırlamıyorsam, ayın 28'inde saat 4.30 civarında iş yerinden bir arkadaşım telefon etti. Dedi abi ya dedi sen fenomen olmuşsun dedim. Ne demek dedim fenomen, bilemedim yani şey yaptım. Ya dedi sosyal medyada her yerde sen varsın, herkes senin videolarını paylaşıyor dedi. Ya kızımla beraber o yaşamış olduğunuz sevinç anlatılıyor her yerde dedi. Mesela bugün yolda giderken gençler durduruyorlar. Ya abi o videodaki abi sen misin diyorlar. Yani çok farklı bir duygu. Yani bunları yaşattığı için herkesin huzurunda kızıma çok teşekkür ediyorum.